50'li yıllardan bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani... tabii. 1951-52 işte o yıllar, 53-54 giderdik. Dönüşte hem babam hem annem rahmetli, ikisi beni hesaba çeker. Nereye gittin? Sinemaya. Güzel bir kulağımı çekerdiler. Ondan sonra nasihat ederdiler bana. Oğlum, tabii sen çocuk olarak bir şey anlamıyorsun. Ama gerçekten o filmlerde zerk edilen düşünce yavaş 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 senin kimliğine dahi etki ediyordu. Bunu o çocukluk yaşında anlaman, bilmen mümkün değil. Efendim, ailelerin bu tip hallerde gerçek kontrol mekanizmasını çalıştırması lazım. Adam sende çocuk, kendi kendine doğruyu da bulur, yanlışı da bulur. Ya çocuk doğruyu biliyor mu ki doğruyu bulsun? Böyle manyaklık olur mu? Sen bu yanlıştır, bu doğrudur demesen, nereden o doğruyu bulacak? Nereden şu yanlıştır diyecek? Ha, ana o bakımdan bir mikyastır, ölçüdür. Baba bir ölçüdür. Oğlum şu doğrudur, şu yanlıştır. O güzel lisanı hal ile derler. Güzel dille bunu yavrusuna, çocuğuna anlatması lazım. Efendim, yani biz bunu, ben bunu çok yaşadım, yaşıyordum. İşte gençliğimiz, gençlik dediniz, sinema, ondan sonra da alışkanlık olarak, zaten Trabzon'da oldunuz mu, mutlaka bir yönden futbolla alakanız olması lazım. Ben de oraya girecektim hocam. Sporla nasıl bir şeyiniz var? Ya istesen de olacak, istemesen de olacak. Çünkü nerede olursanız olun, mutlaka futbol sizin oyun araçlarındandır. Yani futbol sizin oyun türlerinizdendir. Eğlence türünüzdür. Biz de o zaman efendim, bilhassa liseli yıllarda Trabzon okul takımındaydık tabii. Ben okul takımında kaptanıydım. Bizim okul takımının kaptanıydım. Faroz'da Karadeniz Gücü diye bir takım vardı ki Trabzon'un iyi takımlarındandı. Orada antrenmanlara katılırdık. Orada kendi futbolda ya orada oynardık efendim. Ama bizim takımda çok güçlü futbolcular da vardı. O zaman Trabzon Spor'dan işte tanıdığımız arkadaşlar var. Bizden sonra, daha doğrusu bizim dönemimizde ben yüksek okula ayrıldım. Bizim Karadeniz Gücü, İtman Gücü, İtman Ocağı birleşerek Trabzonspor'u oluşturdular. Efendim. Yani hocam şu anki Trabzonspor aslında sizin o zamanlardan temelini attığınız takımların şu anki yumağı. Öyle mi diyelim? Yani bizim değil de bizden sonraki arkadaşların efendim oynadıkları futbol takımıydı. Yani şunu demek istiyorum. Trabzonlu olanların kim olursa olsun mutlaka futboluyla alakası vardı. Bu alakadan dolayı da bizim de alakamız vardı. Efendim, okul takımlarında devamlı oynardık. Boş vakitlerimizde devamlı topla meşgul olurduk. Bu da çocukluğumuzun, gençliğimizin kaçınılmaz eğlence araçlarındandı diye. Anneniz müsamaha gösterir miydi hocam? Futbola gösterirlerdi. Efendim, bir şey demezlerdi. Yalnız dikkatli ol. Efendim, bir tarafın sakatlanır. Bacağın kırılır. Kolun kırılır. Böyle nasihatler ederlerdi. Yani onlara bir şey demezlerdi. Zaten müsvet manada çocukların oynamasına, eğlenmesine de ebeveynlerin müsaade etmesi lazım. O genç enerjiyi de sen hapsedemezsin. Mutlaka bir tarafa kanalize olması lazım.
çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş, yaşamı boyunca sayısız insan yetiştirmiş ve desteklemiştir. İnsan eğitimine fazlasıyla önem veren Haydar Baş'a, etkisinde kaldığı eğitimcileri ve erdemli insanları da sorduk. Hocam şimdi dilerseniz bir de şöyle bir konuya değinelim. Gönül erbabı insanlar sizin döneminizde günümüzden daha çoktu. Özellikle gençlik ve tahsil hayatınızda size etkileri nasıl olmuştur? Nasıl etkilerini olduğunuz size? Şimdi gönül ehli insanlar Türk toplumunun özünü oluşturmaktadır. Yani o bizim gençlik dönemlerimizde olan zaten bir iki filan değil. Onlar toplumun temel direkleriydi, temel taşlarıydı. Yani bizi etkilemesi ise saygı, sevgi, edep yönündendir. O tip insanlara mukabil fevkalade bir hürmet, muhabbet, sevgi beslenirdi. Bundan da etkilenmemek hiç mümkün değildi. Çünkü örnek olarak kabul edilen bireyler bu insanlardı. O günün şartlarında bunlara insanı kamiller, bugünkü dille de erdemli insan ünvanı verilirdi. Yani adeta herkes o insanlar gibi olmaya çalışırdı. Bu benim, senin veya şunun isteği filan değil, toplumun isteği. Herkesin o insanlara, ya nasıl olsa da biz de bunlar gibi olsak şeklinde bir algılama tarzı vardı. Ki biz de bu toplumun bir birey olmamız münasebetiyle elbette o da bizde olacaktı yani. Bugün bunlara özenti manasında cümleler sarf edilse de onun çok ötesinde bir iştiyak, bir arzu, bir sevgi diyebiliriz. Tabii bize ne kadar etkisi oldu onu ben tabii pek o kadar bilemeyeceğim. Bizim dönemimizde yani bizim devrimizde, gençlik dönemlerimizde ifrat ve tefritten uzak bir hayat yaşadığımız için dozunu kaçırdığımız bir tarzımız olmadığından dozu kaçırmış olsaydık bir noktaya gelmiş olmanın düşüncesi içerisinde bize etkisi olurdu diyebilirdik. Böyle bir dengesizlik ben şahsen yaşamadım. Binaenaleyh mutlaka etkisi olmuştur ama şu kadar olmuştur demem mümkün zaten değil. Hazırdı hocam diyorsunuz evet, toplumda. Evet. Yani toplumun algılama tarzı buydu. Mesela Ramazan akşamlarında bizim insanımız, gençlerimiz örneğin Trabzon'da diyelim 60 tane cami var. İftardan sonra gençler olarak çıkılır. Bunlar yatsı teravih kılındıktan sonra camileri bitirmek üzere sahur vaktine kadar camiler ziyaret edilirdi. Bu bir toplum geleneğiydi, bir alışkanlıktı. Şimdi bu toplumda bu bireylere çok fazla bir şey söylemeye de bir gerek yoktu yani. Bir bütündü bu, bir mozaikti. Elbette ki etki vardı ama ne kadardır tefrik etmek zordu efendim diyebilirim. Günde 60 insanın yaşamını yitirdiği 12 Eylül dönemi ülkede çok zor geçmiştir. İşte tam da o dönemde gerek aldığı eğitim ve terbiye, gerekse yaşantısıyla Profesör Doktor Haydar Baş bir kültür harekatı başlatmış, Birlik adlı seri konferanslar vermiş ve İcmal dergisini çıkartmıştır. Çocukluktan alıyoruz. Annenin babanın çok güzel yetiştirilmesi,
O zaman toplumun çok güzel bir dayanışma içerisinde olması. Ve o terbiyeyle yetişilen bir gençlik ve daha sonra o gönül erbabı insanların desteklemesi ve daha sonra bir kültür hareketi başlattınız. İcmal dergisini çıkardınız. Evet. Herkes çok iyi bilir. Tüm izleyenlerimiz, tüm Türkiye İcmal dergisini çok iyi bilir. Arkasından öğüt ve mesaj dergileri. Bu süreç nasıl oluştu hocam? Şimdi bizim yetişme tarzımız gerçekten hamuleli oldu. Yani bunu kabul etmek lazım. Gençlik yıllarımızda biz fikir eserlerini çok okuyorduk. Artı o günün düşünürleri, fikir adamlarının konferanslarına, sohbetlerine çokça katılıyorduk. Biz Kayseri İlahiyat'ta okurken düşünebiliyor musunuz? Ta İstanbul, Ankara konferanslarına giderdik. Rahmetli Necip Fazıl'ın, Osman Yüksel Serdengeçti'nin vesaire, Nurettin Topçu'nun. Yani böyle bir merakımız vardı. Büyükler ne diyor şu konuda, bu konuda diye. Anlatabildim mi? Hem kitap okuyorduk ve hem de okuduğumuz kitapları canlı olarak yaşayan düşünürlerin, fikir ve ilim adamlarının konferanslarına, sohbetlerine gidiyorduk. Onlara takılıyorduk. Bunlar bizim gelişmemizde ciddi katkılar yapmışlardır. Ayrıca Kayseri İlahiyat'ta okurken muhterem Nazik Hoca Hanım Efendi'nin de bize çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. Nazik Hoca Hanım'ın ciddi ölçüleri olan, İslam tasavvufunu çok iyi bilen, bu mantıkta, bu mantalitede öğrencilerini eğiten, bu tarz bir ahlak modeliyle öğrenci yetiştirmeye çalışan mükemmel bir insandı. Onun da bu hali bizi istesek de istemesek de etkilemiştir. Sonra hoca hanımın hayatında, o öğretmenlik yaptığı dönemde bizler de onu çok severdik. Ondan istifade etmeye çalışırdık. Kısaca diğer öğretmenlerimiz, bahsettiğimiz işte fikir adamlarının konferansları, eserleri, bütün bunları yoğurduğunuz zaman bir kişilik ortaya çıkıyor. Bir benlik ortaya çıkıyor. O işte o benlik size kabul etseniz de etmeseniz de bir arayışa sizi sürüklüyor. Tabii 1970 ile 80 yıllar arası da Türkiye'nin maceralı bir serüveni vardır. Her gün, bilhassa 80 yılına 77 yılından sonra daha fazla diyebilirim, yaklaştığımızda her gün onlarca insan nahak yere öldürülüyordu, sebepsiz sağ sol kavgaları. Bu dönemde benim iyi hatırlıyorum, 79'dan sonra bilhassa 50 kişinin günde öldürüldüğünü bu sağ sol kavgasıyla heder edildiğini, gençliğin perişan edildiğini yaşayan insanlarız. Şimdi tam bunun arkasından Cumhuriyeti Koruma Kollama Harekatı diye 80'de bir askeri harekat oluyor. O günlerde ve ondan sonra bu harekat hakkında ciddi eleştiriler yapılmasına rağmen bendeniz o günün şartlarını çok iyi bilen bir insan olarak, eğer bu hareket gecikmiş olsaydı Türkiye iç kavgadan kendini bitirebilirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? 60 insan bir günde ölüyor. 60 insan. Ve benim çalıştığım iş yerimin karşısında, hemen önünde
birçok cinayet işlendi. Ciddi bir savaş hocam. Ciddi bir iç savaş vardı. O halde eğer bu tedbir, bu koruma kollama olmamış olsaydı Türk toplumu birbirine girerdi. Şimdi işte onun hemen akabinde 80 sonrası dediğimiz dönemde biz düşünmeye başladık. Neden bu 80 öncesi halleri toplum yaşadı? Baktık ki sebepsiz millet birbirine düşman oldu. Birbirini hazmedemedi, birbirini çekemedi. Kamplar oluşturuldu. Bunların yanlışlığını 80 sonrası anlatmak mecburiyetinde kaldık. Bizde ne hangi ruh noksandı ki bu hale geldik? İşte bunu araştırma düşüncesinden yola çıkarak toplumda olması gereken insanı ve insan modelini izah etmenin gerekliliğine inandık. Bizim düşünce tarzımız sosyal olayların içinden çıktı. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte aldığımız eğitimler, yaşadığımız hadiseler bu tarzın ortaya çıkışına sebep oldu. Yani toplumda insanlara yol göstermek, onları yönlendirmek adeta bir vecibe oldu. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani o kadar güzel bir yetişme tarzınız vardı ki sizin ve toplumun da öyle güzel bir dayanışması vardı ki bu ne zaman bozuldu ve ben nasıl gördüysem onu da buraya uygulamaya çalıştım. Şimdi benim öyle bir sorumluluğum vardı mı? Oldu hocam biraz. Şimdi bu belki bir yönüyle böyle diyebiliriz ama biz düşünerek bunu bu noktaya getirmedik. Bir kaostan, bir bunalımdan bir savaştan çıktı toplum. Yani 80 öncesi hadise çok farklı. Efendim, bu kaostan çıkan toplum bir arayış içine girdi. Dolayısıyla kanaat sahipleri, kanaat önderleri, biraz düşüncesi olan insanların bu topluma yol göstermesi, bunu yönlendirmesi zaten boyunlarının borcuydu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Birikimi olan insanın, bireylerin bu topluma sahip çıkması da kaçınılmazdı. Biz bunu yaptık. Neden bu kavga daha önce başladı? Olmaması için gereğini anlattık, şartlarını ortaya koyduk ve çok da faydalı oldu. 80 sonrası benim ilk hazırladığım konferans birliktir, beraberliktir. Toplumun birliğe olan ihtiyacı buradan başladık. Düşünebiliyor musun? Hem Türkiye'de birçok vilayette, şu anda kaç vilayettir tam hatırlayamayacağım ama Avrupa'da bunları dile getirdik ve de çok takdir topladı. Salonlar bizi o günün şartlarında almadı. Tıktım tıktım doldu taştı. Neden? Millet gerçekten birliğe hasretti. Sebepsiz yere sokakta giderken vay sen sağcısın, ben solcuyum, o sağcıdır, bu solcudur. Takır 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 insanlar öldürülüyor. Bu kadar şuursuzluk, boş kafalılık olur mu ya? Niye vuruyorsun? Odur. Sana ne? Nereden olursa olsun. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Bir hiç uğruna toplumu birbirine düşürdüler. Bir el toplumu ayırdı. Şimdi bunu böyle de diyemiyorsun. Dediğin zaman taraf olan insanlar, onlar da senin karşına geçiyor. Ama bulundukları taraftan, uzak bir noktadan olayı seyretmeye başlayınca vay diyor ya, biz de aldandık, bir de biz de yanlış yaptık. Diyorlar hocam. Tabii şu anda yapılan işte dünün o insanlarını, dün sağa sola bölünen bu insanları bugün işte globalizmin